Düşününüz bayağı güzel oldu diyorum. Bu fikir size daha önce vardı bir şekilde kafanızda. Evet. Geçen röportajda konuşmuştuk. Ama yine de böyle bir baştan alsak, kaynağı neydi, kimin fikriydi esas, neden böyle bir şey yaptınız? Bu fikir aslında bizim menajerimizin fikriydi. Bu ilk sır şarkısını çıkarmıştık biz bundan birkaç ay önce. O zaman başlattığımız bir felsefeydi bizim içimizde. Hatta ilk çekimimizi gazete kağıtlarıyla yapmıştık. O da bayağı bir konuşulan bir şey olmuştu. Albüme de zaten bunu... O çekimi siz bir dergi için mi yaptınız? Evet, bir dergi için yaptık. Evet, böyle bir konsept çekim. Marie Claire mi? Figaro. Ondan sonra istiyorduk zaten biz bu geri dönüşüm konseptini devam ettirmek albüm için. Ve albüm çıkmasına yakında işte tamamen oluşturduk işte hangi malzemelerden neler olacak, konseptler nasıl olacak. İşte fotoğraf çekimi için, klip çekimi için gibi. Bu zaten tam senlik bir konu, onu biliyoruz. Geri dönüşüm yani evet. Hani, doğa kızı olarak. Doğa, evet kesinlikle öyle. Biz bir de tabii bunu kendi içimizde bir felsefe olarak da hani oturttuk. Hani bu seneki hepimizin içindeki hal bu. Öyle İçinde olduğu hal, inandığı şey, inandığı felsefe. Bu hayatta bakış açımız bu şu anda. Bir kez hayrandı o gül. Kağıtlar var, üstünüzde şimdi teller görüyorum. Bunlar bulaşık teller. Neler var, hepsini sayışmışsınız. Hali. Paspaslar var. Yer paspasları, kurulama bezleri. Kurulama bezleri. Kurulama bezleri. Doğru söyledim değil mi? Kurulama bezi var. Kareliler var yani. Evet, onları gördüm. Kareliler falan, onlar var. Şey var, mandallar var. Pasta altları var, kağıtlar. Biraz. Albüm kapağında olanlar mesela pasta albüm altları. Albüm kapağı öyle. Onun dışında metal kaplarımız var, böyle yemek, tatlı kaplar oluyor metal. Onlardan işte yapmış. Alüminyum kaplar. Alüminyum kaplar. Folyolar. Mesela bu fotoğraflarda şeyler var. Soba borusu. Mesela benim kolumdaki... Soba borusu. Soba borusu. Yasemin'in elindekiyle bulaşık teli. Cemre'de de önden böyle başka bir metal teller geçiyor. Yani burada daha ufak bir konsept olarak. Neyim teli onlar? Evet, hani her türlü malzemeyi dönüştürdük biz. Peki, bunlar Ceyda'nın fikri bu arada. Ha, onları soracağım. Evet, Ceyda Balaban'ın fikri. Tasarımlar, bu imaj falan hepsi onun fikri. Hepsi Ceyda Balaban'ın tasarımları. Bu kadın açtı kendini iyice arkadaşlar. Evet. Süper bence. Zaten hani onu tercih etmemizin sebebi de zaten hani bugüne kadar çok başarılı işler yapmış olmasıydı. Hani bizim de zaten komple başka bir iş yaptı. Biz mutluyuz yani onunla çalışmaktan. Hoş, biz bu röportajı şimdi yapıyoruz. Sizin klip yayınlanacak. Yayınlandık şu anda. Çok gayet. Ben sizi yerim başlamışım. Sen görüyorsunuz. Çekti, ondan biraz onu bahsedelim. Süleyman Yüksel. Daha önce kliplerimizi de biliyorsun. Hani tabii, çok tabii, fazla klibimizi çekti o. Yani hani madem geri dönüşüm, hani bir sıfırdan baştan alma var. Hani en güvendiğimiz isim, bizi en iyi tanıyan isim olsun istedik. O yüzden Süleyman'la çektik ve hani gayet de güzel bir sonuç aldık. Yani güvenimiz boşa çıkmadı. O da bir geri dönüşüm. O da bir geri dönüşüm oldu. Her şey biz geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Onu çektik yani. Peki şimdi hepsi hayranlarının, fanlarınızın gözleri yollardaydı uzun zamandır. Hani ilk geri dönüşler nasıl? Yani hani ne tarz tepkiler veriyorlar klip için, şarkılar çılgına için? Çılgına döndüler. Onlar da geri döndü yani eski hallerine, eski heyecanlarına. Çünkü albümde aslında biz çok mutlu olduk tabii ki. Bizim müzikal performansımız açısından da çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizim için tabii ki bu kadar hani dergiler, işte kıyafetler bunların ötesinde bunlar biraz görsel. Ama işin müziğine baktığımız zaman bizim için en büyük tezahürat hani orada geldi ve biz bunda çok mutlu olduk. Neler diyorlar mesela, hani böyle spesifik bir cümleler var mı? Bir kere vokallerimizin çok geliştiğini söylüyor herkes. Zaten vokal koçu olarak iki albümdür Ender Akay'la çalışıyoruz. Şaka albümünde de bizim bu vokal gelişimimizi hani insanlar söylüyordu bize ama bu albümde biraz daha arttı. Bu zaten çok doğal bir gelişim aslında. Yani insan kendini geliştiriyor. Bu anlamda da geliştiriyoruz müzik anlamında. Tabii siz bu süreçte zaten hiç durmadınız. Hani çalışmalara devam ettiniz bir şekilde. Ya, tabii ki. Tabii, şu an derslerimiz falan her şey devam etti. Yani herkes işte okumalarımızın çok daha iyi olduğundan, işte zaten parça seçimlerimizin de tabii ki eski parçalarımız çok iyiydi ama zaten bir önceki cover albümdü. Bu albümde çok beğendi herkes. Yani çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizi çok mutlu ediyor. Bir de onların böyle komik bir jargonu var ya, o çok bomba olmuş falan, hani böyle aklınıza gelen komik cümleler var mı hani duyduğunuz? Ya şu anda hani şöyle komik şeyler değil de daha ciddi ciddi yorumlar geliyor.
Yani o küçük çocuklar da büyüdükleri için artık. Ya bizle birlikte hepsi büyüdü yani. Çoğu şu an üniversitede okuyor. Hı hı. Ya da üniversiteyi bitirip hani bir yerde staj yapıyor ya da bir yerde çalışmaya başlamış. Siz bile büyüttünüz bir jenerasyonu yani arkadaşlar. Yani aynen şekilde. Öyle oldu. Sen büyüdük aslında yani. Tabii bayağı uzun oldu. Ya bir de görsel olarak da hani tamam geri dönüşüm konsepti olarak çok farklı bir şeyle çıktık karşılarına ama hı hı. Hani biz de biraz büyüdük, olgunlaştık. Yani o olgunlaşmış hepsi görmeleri, mesela internet sitesinde bir tanesi şey yazmış. Hepsi her zamanki gibi çok güzel ama olgunlaştıklarını görebiliyoruz. Bu benim hoşuma gitti yazmış bir tanesi. Hı hı. Bunu yazan anladığım kadarıyla hani çok da küçük biri değil. Yani bunu bir erkek yazmış yani. Hani bu gelişimleri görmeleri de güzel. Onlar da büyüyor, biz de büyüyoruz. Kitleyi yani yeni böyle yeni siz dinlemeye başlayacak olan genç kitleyi nasıl etkileyeceksiniz siz şu anda? Onları etkiledik şu an. Yani çok, ben öyle tahmin ediyorum. Evet. Takibim o yönde. Paspaslar. Biz de zaten etkiledik bizi şu anda. Yani herkes paspasla tanışmış dışarıda. Kendi arkadaşlarımız genelde hani bizim yaş kitlemizdeki birçok insan arayıp hani albümümüzü tebrik ediyorlar. Yani bir önceki albümde de tabii ki arkadaşımız oldukları için yani yine beğendikleri için yapılan işi beğendikleri için tebrik ediyorlar ama bu sefer çok içten gerçekten şarkıları çok beğendiklerini söylüyorlar. Hı-hı. Ve birçok arkadaşımın ağzını bizim şarkılar yani sürekli onlara tekrarlıyorlar gerçekten. Süper bir şey bu. Peki siz nasıl hissediyorsunuz şu anda hani tekrar yeni bir proje, yeni bir heyecan? Her albüm zaten aynı ilk önce bir stresle geliyor. Çıktıktan sonra da onun bir heyecan koşturması var. Bir kere... Şu an stres aslında stres galiba. Stres altındayız ama hani bu albüm bizim için çok çok önemli. Yepyeni bir sayfa açıldı hayatımız. Her şeyden önce o var. Hı hı. Onun yeri o yüzden apayrı. Yani dördüncü albüm bizim için çok ayrı bir boyutta. Onun dışında yani şu an stres aşamasındayız. Hani ne olacak, ne bitecek? Konserler başlayınca eğlence bölümü başlayacak. Aynen öyle olacak. Onlar ne zaman başlayacak peki? Bakalım Bahar ile birlikte Nisan'da, onlar buluşmaya yani başlayacak. Nisan ayı gibi başlıyoruz. Ya zaten gene... Mart'ın hani... Tam başında da çıkartmadık. Hani anca Nisan gibi başlayacağız yurt içi ve yurt dışı turnelerimize. Yurt dışı. Yani yaza iyi gireceğiz yani gene. Yurt dışı neler var? Almanya var gene. Hı hı. İsviçre var. Viyana var. Oralar var. Fransa var. Yani şu anda bir şey izlemez. Bahar'a kadar albümümüzü tanıtma sürecimiz bizim şu anda. Bu promosyon dedikleri dönem. Mümkün olduğunca kitleye duyurmak için yaptığımız konuşamıyorum takıldım. O süreçteyiz şu anda. Ondan sonra başlayacağız. Zaten biz şu anda parçalarımızın, albümdeki parçaların koreografileri üzerine çalışıyoruz. Biraz da böyle bir zamana ihtiyacımız var şu anda. Tabii. Çünkü albümü biz 5 ay gibi bir sürede çıkarttık. Bu sürede yalnızca müzikal anlamda ve hem kayıtların müzikal anlamında bir süreç geçirdik. Fotoğraf çekimimiz derken geçti. Yani dansa vakit ayıramadık. Şu anda danslarımızı çalışıyoruz. Peki dans için siz bayağı profesyonel isimlerle çalışıyordunuz. Evet. Hala o isimler mi olacak, kimler olacak mesela? Şu an hani eskiden de bizim arkadaşımızla zaten Senem Demirkaya'yla çalışıyoruz. Hı-hı. O da zaten yurt dışında çok hani eğitim almış ve koreograflarla çalışmış biri. Kendisi çok aslında yani Türkiye'de profesyonel bir koreograf. Bayan olarak tek profesyonellerden evet. Biri neredeyse yani. Tamam biraz o zaman hemen albüme ve şarkılara dönelim. Bana biraz onlardan bahsedin. Senin bir şarkın var. İki şarkısı var. İki tane miydi? Bir tanesi al. Aptal kafam. Aptal kafam. Canım değsin. Canıma değsin. Yani ilk defa sen şarkını kullanıyorsun albümde değil evet. Mi? Nasıl bir şey peki i̇lk bu? İlk defa sen... şarkı yaptım çünkü. Evet. İlk defa kullandım. Ama siz hep çalışıyordunuz hani yapıyordunuz bir şeyler. Ya hayır biz aslında hani daha çok hani beste falan yapmıyorduk. Bir şeyler karalıyorduk yani hepimiz. Çok albümlerden yalını ben yaptım. Aşkı yaptım. Ya daha önce hiçbir albümde hiçbir şeyimiz yok. Hani bu böyle bir şey ilk defa denedik. Hani ben şimdi kızlardan bekliyorum artık bunun ilerisinde. Cem yaptı ve bıktı. Ona şarkı yetiştirmekten bir hal oldu. Yakında sen dışarıya da şarkı vermeye başlarsın. Piyasa zaten var. Mesela birkaç tane şarkım var yapıyorum. Abi biz bunu hayatta okuyamayız diyorum. Bu bizi kaldırmaz. Böyle bir şarkı çıkıyor içinden bazen. Böyle nasıl bir ağlak böyle nasıl sınav hiç hepsi değil o. Yapacağım ama. Satacağım bu işten kendimi. Niye canım belki ters köşe olur böyle bir slow ağlak bir şarkı. Cemil piyasaya. Menajer yani beste söz beste de menajerliğimde kızlara verdim. Beste güçlerinden biz ilgileniyoruz. Peki yani nasıl bir şeymiş böyle kendi şarkını dinlemek kendi albümünde? Bilmiyorum çünkü kendi kızlarımdan dinliyorum.
Yani sonuçta hani kendimden dinliyormuşum gibi bir şey. Onun için kendi çok fazla. Anne çok teşekkür ederim. Yani sevgili yavrularım. Yani o yüzden de kendim söylüyormuş gibi. Hani bizim kızlar söyleyince ya şeyi fark ettim ama. Hani benim tahminimin çok dışında böyle farklı yorumlar yapmışlar. Ne gibi o mesela? O muhteşem bir duygu. Acaba? Yani sen şimdi burada bizi... Bizi yani, övme. Övme mevzu yani kötüyse kötü de yani. Beklemeyen okumuşlar da de yani. Ya susar mısınız? Ama işte dediğim gibi söz ve beste yazarı değilim ben. Bunlar benim ilk denemelerim. O yüzden pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Artık söyleyebilir misin beste yazarıyım, söz ve beste yazarıyım? Bir sürü şey imzalattılar ve seviyor falan bir şeyler. Dedim ne oluyor yani? Ben buraya fazla da imzalar atıyorum. Ya bilmiyorum ben inşallah hani herkes beğenir. Bu da bir geri dönüşüm. Evet. Tamam. İnsanlar ilk önce imza olarak geri dönüyor. Evet. Sonra değişiyor tabii. Peki Yeter şarkınız, o nasıl tepkiler aldı mesela şu anda? İnternet sitemizde biz bizim gruphepsioficial.com'da bir de bir anket hazırladık. Zaten bir değil bir sürü. Yani evet bir sürü. Evet. Bu da bizim hani bundan sonra çekeceğimiz klip olsun, işte bu derginin devamını çıkaralım mı çıkarmayalım mı gibi hani böyle bir nabız yoklama durumu. Orada da işte klip şarkısı ya da en çok hangi şarkıyı sevdiniz? Bu da ben şu anda klip şarkısı olduğu için herkes Yeter diyor ama çok biz doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyoruz Yeter'le çıkmakla. Neden onunla çıkmaya karar verdiniz peki? Tam bir hepsi şarkısı. Olgunlaşmış bir hepsi şarkısı tam olarak. Anladım. Yani bizim insanlar enerjimizi çok seviyordu ve hani öyle bir şarkı yakalamak zor. Yalanda yakaladığımız evet. Gibi işte kalpsizsin, aşk sakızı. Onları yakalamak çok zor oluyor, aşk dediğim gibi. Evet. Şeyleri söyleyemiyorum ben pek. Ondan sonra ve Yeter tam olarak oydu. Yani bu bir hepsi şarkısı. Bunu zaten başkasını satsan da bu şarkı satmış. Peki şu dergiden bahsedeyim, bu dergi fikri nereden çıktı? Bu dergi fikri menajerimizle konuşuyorduk ve... Hani bir dergimiz olsa diye. Dergimiz, hani ne yapsak? Ya dergimiz olsun falan ve onun da hemen albümü dergi yapalım dedi. Ondan sonra Ahmet Çelenk'e aradı yapımcıyı. O adam zaten bizden bayağı hızlı gidiyor. Hani böyle bir şey yapsak mı derken bütün hazırlıkları tamam bir şekilde. Çok da güzel olmuş bu arada yani. Teşekkür ederiz. Bayağı ciddi bir şey oldu yani. Muhabirlik falan evet, yapıyorsunuz burada. Sonra yalnız şunu öğrendik. Bak her yerde söylüyorum. Röportajlarda artık şey falan diye konuşmamaya dikkat kaset ediyorum. Kaset çözmek nasıl oluyormuş canım? Çünkü deşifre etmek onları dünyanın en zor şeylerinden biri. Kendiniz hani, mi yaptınız? Evet cümleyi şöyle kurdu. Şunlara çok dikkat ediyorum. Evet ondan sonra zaten hani direkt hızlı söyleyip bitirdim cümleyi. Zor muymuş? Soru bulmak da zor değil mi? Soru bulmak zor. Evet. Çok zor bir şey. Yani niye biliyor musun? Çünkü aklına geçen her şeyi soramadığım için zor. Yoksa soru sormak zor değil. Aklına ben artık geçen... size soruyorum aklımdan geçen her şeyi yani yuh ne yapayım kaçıncı röportaj? Evet senin artık başka çaren yok. Benim çarem kalmadı yani. Peki hani burada röportajlar var falan bu dergi yapmayı devam ettirmeyi düşünüyor musunuz böyle bir şey? Şu anketlerden alacağımız şeye bağlı mı? Şu anda herkes tabii ki dergi çıksın diyor. Ama tabii bir de satışa bağlı yani. Bize rakip diyeceksiniz olmayacak böyle. Ya sizi ne affedeceğiz ya hakikaten sizi ne affedeceğiz. Hey gördü darma duma etmeyin sonra. Yalnız bu ciddi bir mesai isteyen bir şey. Tabii canım. Tabii ki biz bunu zannetmiyorum her aç kere. Her aç değil 3 ayda bir falan. Yani böyle bir şey karar verilirse benim tahminimce yani net bir şey bilmiyorum. Biz de öyle istiyoruz. 3 ayda bir falan çıkartırız. Mevsimlik gibi işte yaz kış. Yani size de bir şans tanıyoruz bu konuda. Zamanlar böyle terk ettiğiniz, ayrıldığınız ya da hayatınızdan çıkardığınız kimlere geri dönmek isterdiniz mesela? Geri dönüşüm yani konsept. Kazık sorulara geliyoruz. Eski uzun süreli sevgilime geri dönmek isteyebilirdim. İster miydin hala? Olabilir. Kim acaba o zamanlara bu? Geri dönmek kim isteyebilirim. Kim acaba bu? Ona geri dönmek istemezdim. O zamanlara geri dönmek isterdim. Siz? Yok benim öyle geri dönmek istemiyorum. Tek geri dönmek istediğim biri varsa mesela kaybettiğim büyük anneanneme geri dönmek isterdim. Yani en değerli onu tekrar görmek isterdim. O kişi derseniz bu ama aslında an dersi yani bir zamandan bahsederse ben üniversite zamanımı ömrüm boyunca tekrar yaşayabilirim. Çok sevdiğim zamanlarda çünkü. Peki dönmek istedin yani tekrar gitmek istediğiniz bir yer diye sorayım bunu hani. Yer. Madem kişi, zaman ve şey üçlüyü tamamlayalım. Bodrum. Bodrum. Çocukluğum ve Bodrum yani. Tekrar gitmek istediğin yer. Geri dönmek istediğin yer gibi. Ben söylemeyeceğim. Benim çocukluğum ve Bodrum. Niye söylemiyorsun? Çok güzel.
Şimdi aklıma geldi ve çok sinirim. Bu kulak diyecekler, o yüzden söylemiyorum. Paris Londra hangisi? Amerika hangisi canım? Amerika söyle canım, bir şey olmaz, gittin New York'a mı istiyorsun? Yani New York hepimizinki okey. Hepimiz New York'ta gitmek istiyoruz. New York'a yani tekrar görmemek daha istiyoruz daha yani. Şey, ben de aslında çocuk... Ya falan bilmiyorum ya. Ben ya cesurum her şeyden çok memnunum. Şu andaki yerimden de memnunum. Böyle bir geri dönüş yaşamak istemiyorum. Peki özel hayatınızda, kendi hayatınızda şu anda artık yeter dediğiniz durumlar neler? Kazık sorular etkisi yaratıyor direkt, efekt. Yeter dediğim, dedim. Eren mesela dedi aşk ya, hayatınızda olabilir. Eren dedi. Eren dedi. Ne dedi? Açıkla bunu yani, açıkla. Kamuoyuna. Basın açıklama. Ya insanın yaşadığı ilişkilerinde yeter dediği noktalar olabilir yani artık burasına geldi. Eren artık ne çok uyumlu bir zekil. Benim yeter tamam, dediğim şey ne oluyor biliyor musunuz? Bu insanların para yüzünden mutsuzluk yaşamalarına çok yeter diyorum ben. Çünkü hani bizim ülkemizde bu şu an çok büyük bir gündem. Yani aynen, kamuoyunda değil belki ama genelde çok yani çok ciddi bir gündem bu. Yani para yüzünden insanlar mutsuz, sağlıksız. Yani ben bunu hakikaten yeter diyorum. Mesela insanların hani benzin alamadığı için evet, hareket edememeleri. Hani bu ki biraz daha orta kesimden bahsediyorum. Tabii bu daha hani da üst hatta yani. Bu daha evet, bu hani biraz daha hali vakti yerinde olan bir kesim ama bu bile aklınıza gelecek her şey. Yani ülkede para yüzünden insanların mutsuzluğunu hakikaten yeter diyorum ben içinde. Yine de insanlar artık korkaklar. Hani korkak oldukları için zaten dönmüyor artık hiçbir şey. Çünkü korkak olmasalar insanların benzini de olacak, işi de olacak. Yani çünkü biz mesela hani bu dergi yapmak gerçekten hani cesaret isteyen bir şey. Hani bizi övmek gibi bir şey söylemiyorum ama şu piyasada bugün bu evet, çok pahalı bir şey. Hani üretimi. Hani ben bu korkak olmadığımızı biliyorum göstererek bunu yaptık. İnsanlar da korkak olmazsa eğer hani ki bunun sonucunu da alıyoruz. Yani. Evet, ekonomiye can veriyoruz. Aynen öyle bir şey oldu. Ekonomiye can veriyoruz biz yani. Şimdi söyleyemiyorum isim vererek de o kadar abuk subuk şeylerini yazan insanlar var ki kardeşim bu Twitter'ın amacı ne? Sen nereye gidiyorsun? Yani gittiği tuvalette yazıyor, işte ne efendim nezle olmuşsun diye aklınıza ne gelirse. İnsanlar yani iz bırakmayı çok seviyorlarmış yani gerçekten. Yani insanlar ilgi çekmeyi. İlgi çekmek, iz bırakmak falan ama bu bayağı bir abartılı yani. Ben bugün Twitter'ıma da onu yazdım. Hani dedim ki sen de nedir? Giriyorsun bu arada. Ben de giriyorum. Giriyorum. Giriyorsun. Benim yok. Dedim ki hani bu nedir Allah aşkına dedim. Yani ben onun demek için ben bakıyordum. Sen direkt muhalefet olmak için girdin oraya. Evet yani aynen öyle yaptım aslında. Yani ben amacına uygun bir şey olduğunu zannederken artık hani dedim bu ne? Yani kimisi için açıkçası şu söylemi kullanıyorum. Bu ne hadsizlik? Yani ben çıkıp şu an hani şu 6 senelik tecrübemle 16 senelik tecrübesi olan birine topuç gibi dil uzatırsam bu benim hadsizliğim olur yani. Evet. O yüzden de bunu yapan çok fazla insan var. Özellikle buna yeter diyorum. Rüyalarınızı neler görüyorsunuz peki bu iş mi yine? Benim rüyamı sorma bence. Bizim grup benim rüyalarımda son 3 aydır falan bizim grup bir 5 kişi oluyor. 2 kişiye düşüyor. 10 kişi oluyor. Giden geri geliyor. Gelen geri gidiyor. Ben gidiyorum. Beni de geliyor. Evet, güzel. Ben benim de geleyim. Rüyalarım bu ara böyle yani. Ya benim... Sürekli gruba birileri ekleniyor çıkıyor. Öyle bir durum söz konusu. Benim rüyalar yani anlatsam. Yasemin rüyalarını anlatabilecek bir şey yok. Fantastik film çekeriz yani sana o kadar söyleyeyim. Benimkiler de öyle. Bacağım kolum uzuyor. Bir şeyler oluyor yani. Çok garip şeyler oluyor. Sonuçlar. Bacağım kolum uzuyor. Gecid denizlerde boğuluyoruz falan böyle bir şeyler oluyor. Anlamsız rüyalar. Dedim hani bu kadar çalışıyorsunuz, işte giriyordur mutlaka o rüyalara. Hani. Giriyor tabii de bazen. Ne giriyor? Benim giriyor. Benim her şeyime iş giriyor. Yok benim çünkü şey, başka bir dünya var bende yani. Avatar. Olmayan bir gezegen benimkisi. Tarif de edemiyorum yani. Tarifi yok. O yüzden yani anlatmaya çalışırsam muhtemelen burada deliyle konuşuyorsunuz zannedersiniz. Peki böyle dilinize dolanan laflar var mı? Böyle sürekli bazen. Nasıl bir mesela? Boboli. Eren Beyazıt tiplemesini yaptığından beri böyle konuşuyor. Boboli'de kaldım ben. Bir alım ileri geçemedim. Peki bu yıl için şimdi albüm de çıktı. Küçük küçük hedefler belirlemişsinizdir kafanızda. Bir planınız, programınız vardır. Hani onlar için de böyle ilginç, bizim böyle okuyucu için vay diyecekleri bir şeyler var mı? Bu hedefler için de. Müzikal. Müzikli oyun. Müzikli oyun. Müzikli oyun tarzı.
Çünkü müzikal dediğimiz müzikal zaman, başka bir şey evet. Müzikal dediğimiz insan dediğimiz zaman insanlar böyle beklentiye girecekler. Şu anda bu oluşum aşamasında, daha proje aşamasında projelendiriliyor. Bu anlamda da çok net bir şey, yani olmadan söylemek istemiyoruz çünkü sonra hani bir hayal kırıklığı yaşatmayalım, hani beklenti olmasın. O yüzden çok fazla planlardan da bahsetmeyelim biz. Evet.